Hey kızlar, bizi şaşırttınız. Neden böyle bir şey yaptınız? İşimiz var. Gerçekten önemli bir şey yapıyoruz. Siz bizim rakibimiz misiniz? Ama benim sizin de bugün okulda para toplayacağınızdan hiç haberim yoktu. Bizim de önemli bir görevimiz var. Cici, siz kendi paranızı alın, biz de kendi paramızı. Olamaz kızlar, bu gerçekten acımasızca. Biz bugün başıboş hayvanlara mama almak için para topluyoruz. Cici, hayvanlar için para toplamak gerçekten de çok havalı bir iş. Biz de balo için para topluyoruz. Bu işi halletmemiz gerekiyor. Evet Cici, anlayacağınız siz kendi paranızı toplayın, biz de kendi paramızı. Biz de sizi rahatsız etmeyeceğiz. Tamam o zaman Marusya, 3'e kadar sayalım ve başlayalım. 1, 2, 3, başlıyoruz. Merhaba arkadaşlar. Balo için para vermek ister misiniz? Balo için para topluyoruz. Evet, sonra da parti yapacağız. Balo programında neler var, anlatır mısın? Harika bir dans ve çok havalı müzikler olacak. Ayrıca bir sürü farklı içecek getirmeyi düşünüyoruz. Arkadaşlar hadi, ama bu kadar cimri olmanıza gerek yok. Cimri biri değilim. Size para verirdim ama hiç param yok. Tamam Dayana, öyle olsun, ben vereceğim. Teşekkürler Nima. O zaman ben de balo partisinde seninle dans edeceğim. Tamam Dayana, hadi artık tamam, gidelim. Tamam, hoşça kal. Tamam Dayana. Hey Timo, neden onlara para verdin Kostya, ki? Kostya, söylediğini duymadın mı? Benimle dans edecekmiş. Balo'ya daha 2 ay var ama şimdiden para toplamaya başlamışlar. Kostya evet, ama kokteyller, dans, müzikler her gencin hayali olan şeyler. Arkadaşlar merhaba, çok önemli bir görevimiz var. Başıboş hayvanlar için para topluyoruz. Verir misiniz? Lütfen ne kadar fazla paranız varsa bize verin, olur mu? Olamaz Cici, keşke biraz daha sonra gelseydin. Görmüyor musun, şu an Artem'le konuşuyorum. Kim size para toplamanızı söyledi? Kimse bir şey demedi, böyle iyi bir şey yapmaya karar verdik. Hayvan barınaklarına yardım edeceğiz. Hey hadi gidin buradan, uzaklaşın, paramız yok. Evet, bütün paramızı kantine harcadık. Anladım, galiba siz zavallı küçük tüylü köpekleri hiç önemsemiyorsunuz. Paranızda yiyecek almışsınız ama hayvanlar umrunuzda değil. Umrumuzda. Artem, onlara para ver. Jüri, neden ben? Ben sana sonra veririm. Tabii vereceksin. Çok teşekkürler Artem. Jüri, ona geri ödemeyi sakın unutma, olur mu? Tamam. Tamam Marusya, gidelim. Merhaba arkadaşlar. Havalı bir partiye gitmek ister misiniz? Evet, çok eğlenceli bir parti. İsteriz. Ne yapmamız gerekiyor? Hiçbir şey. Sadece birazcık para vermeniz gerekiyor, o kadar, tamam mı? Kutuya atın. Okul balosu için para vermelisiniz. Evet, ben baloya gitmek istiyorum. Artem versene. Patrick, eğer istiyorsan kendin ver. Arkadaşlar cimri olmayın. Çok eğlenceli olacak. Evet, yoksa para vermediğiniz için çok pişman olursunuz ve mezuniyet törenine de gelemezsiniz. Tamam. Çok teşekkürler. Balada görüşürüz arkadaşlar. Umarım Marusya da okul balosuna katılır. Artem onun her zaman yanında parası oluyor. Para verir. Sence verir mi? Belki de vermez. Ne kadar para topladınız söyleyin. Baloya para topluyorsunuz. Hayvanlar daha önemli. Dinleyin kızlar. Benim hayvanlar için para toplanmasına hiçbir itirazım yok. Ben de verebilirim. Ama siz hayvanlar için, biz balo için para topluyoruz. Arkadaşlar, biz başıboş hayvanlara mama almak için para topluyoruz. Size fazla paranızı verin. Lütfen. Hey Artem, duydun mu? Siz ne diyorsunuz? Biz zaten az önce verdik. Evet, balo için. Demek ki balo için paranız var ama başıboş zavallı hayvanlar için hiç paranız yok. Para verin. Tamam, Patrick ne yapıyorsun? Köpekler için çok üzüldüm. Teşekkürler Patrick. Evet, son kez senden borç alıyorum, tamam mı? Bir daha asla istemeyeceğim. Şimdi çok ihtiyacım var, lütfen. Rose, büyükannene söyle, sana daha fazla para versin. Hayır, ciddiyim, lütfen. Bir kere daha ver. Nedenini sana anlatamam. Rose, bak, benim de paraya ihtiyacım var. Beni anlıyor musun? Büyükannem bana para vermiyor. Büyükbabandan iste. Büyükbabamdan mı? Olmaz, o bana asla para vermez. Beni anlamıyor musun? Eğer şimdi onlara para vermezsem, bugün ailemle konuşacaklar. Gerçekten anlamıyorum. Sürekli aynı şeyi yapıyorsun. Olamaz. Önce para biriktirmiştim ama sonra tüm paramı harcadım. Spor ayakkabı aldım. Parayı vermek yerine spor ayakkabılarını vermen lazım. Ben neden büyükannemden para istemek zorunda kalıyorum ki? Ya babandan iste. Olmaz. Sen delirdin mi? Baban iyi biri, sana para verir. Merhaba Dayana. Merhaba Yana. Merhaba Bros. Smile, neden moralin bozuk? Bugün keyfim yok. Baba için para topluyoruz. Çok güzel bir parti olacak. Partiye bir sürü farklı içecek getireceğiz. Kokteyl içip eğleneceğiz. Ayrıca dans edeceğiz. Sadece biraz para vermeniz lazım. Kutuya atın.
Ne? Balo için para mı topluyorsunuz? Evet Smile. Balo için kutuya para atmanız lazım. Cimri olma. Hadi ama biraz para evet, ver. Evet lütfen, ne kadar fazla paranız varsa bize verin. Diana, gerçekten sana hiç para veren oldu mu? Hey kızlar, ne kadar para topladınız? Belki buna inanamayacaksınız ama sınıfın yarısı para verdi. Ayrıca 10. sınıflardan para verenler de 11. oldu. 11. sınıftaki öğrenciler de cimri değillerdi. Kutu doluyor. Size ne kadar verdiler söylesenize. Orada ne kadar para var? Arkadaşlar inanamayacaksınız ama tam 3000 dolar var. Evet ve daha herkes para da vermedi. Ah bu harika. Demek balo için tamam, öyle mi? Tamam teşekkürler. Peki sen Smile? Diana ben sonra veririm. Paramı evde bıraktım. Tamam öyle olsun. Biz toplamaya devam edelim. Hoşçakal Bros. Hadi gidelim. Bu harika. Balo çok güzel olacak. Evet harika. Evet baksana Marusya, kutumuz doluyor. Ama bu kadar para köpeklere yeterli değil. Ha, biraz. Şurada biri daha var. Cici. Eğer bize para vermezse onu buradan çıkarmayalım. Evet Marusya, çak bir beşlik. Bak gerçekten hayvanlar için çok iyi bir şey yapıyoruz. Hey bizi korkuttunuz. Kızlar delirdiniz mi siz, ne oldu? Hey sen kutuya biraz para at hadi ama çabuk ol. Köpeklerin beslenmesi lazım. Para vermezseniz buradan çıkamazsınız, bizi anladınız mı? Biz de iyi bir şey için para vermek isteriz. Ama bu şekilde para istemeye devam ederseniz kimse para vermek istemez. Evet haklısın. Teşekkürler kızlar. Köpeklerin karnı doyduğunda onlar da gerçekten mutlu olur. Tamam Marusya gidelim. Hadi artık pomponları alın da antrenmana başlayalım. Kızlar para toplama bitti mi? Hayır daha henüz herkesten para toplayamadık ama herkes partiye gitmek istiyor. O yüzden yakında işimizi bitireceğiz. Evet ama dayananan erkek arkadaşı Smile vermedi. Tamam diyorsun, Smile parasını evde bıraktığını söyledi, duymadın mı? Hadi egzersize devam edelim. Kızlar eğer herkes para verirse gerçekten güzel bir parti yapabiliriz. Diğer okullardaki öğrenciler bizi çok kıskanacaklar. Evet, peki bu kimin fikriydi? Tabii ki Diana'nın fikri. Diana benim de aklıma gelmişti. Kızlar antrenmana devam edelim. Hadi. Daha güçlü. Yaşasın kartallar. Okulun en havalısı biziz. Biz en iyisiyiz. Kazanacağız. Devam edin. Yo. Smile bundan emin misin? Başka seçeneğim yok. Eğer yerinde olsam böyle bir şey aklımdan geçirmem. Kosya telefonuna bakmayı bırak. Hadi egzersize devam Kaybettiğin edelim. Kaybettiğin için moralim mi bozuk? Benim hala sağlık puanım bitmedi. Merhaba arkadaşlar. Smile. Sus. Anlamadım. Neden buraya geldiniz? Size merhaba demek istemiyoruz. Arkadaşlar konuşmamız lazım. Bir şey soracağım. Ya nasıl oldu da böyle bir şeyi bize sormaya geldin ki? Smile muhtemelen senden Diana ile çıkmanı isteyecek. Hayır öyle bir şey yok. Biz çok ciddiyiz. Arkadaşlar paraya ihtiyacım var. Verebilir misiniz? Ne parası? Neden sana para verelim? Böyle bir şey nasıl aklına geldi? Arkadaşlar Smile'ın başı belada. Bugün birine para vermem lazım ama param Eğer yok. Eğer birine para vermen gerekiyorsa başkasından Hep para bu. Hep bizden para istiyorsunuz ama geri vermiyorsunuz. Söz veriyorum geri ödeyeceğim. 3000 dolara ihtiyacım var. Ne? O zaman Bros'a sormalısın. Evet, bence kesin o sana verir. Bros büyük annesinden istedi zaten ama o da para vermedi. Ayrıca Smile sonra benden büyük babamı aramamı büyük istedi. Büyük anne ve büyük baba konusunu kapatın. Basketbol oyuncuları bizden uzak durun. Evet, hadi. Kendi sorununuzu kendiniz çözün. Bu şekilde davranmayın. Hadi ama. Tamam Smile, hadi gidelim. Para vermeyecekler işte. Bu Smile işte. Ne kadar bencil biri. Diana ile çıkıyor ve gelip benden para istiyor. Eğer bir kere daha gelirse derslerini veririz. Bence de derslerini veririz. Smile neden spor salonuna geldik? Amigo kızlar şu anda antrenman Bros, yapıyorlar. Beni burada bekler misin? Biz kazanacağız çünkü biz okulun en iyisiyiz. Diana biraz konuşalım mı? Biz kazanacağız. Tamam kızlar antrenmana devam edin, ben geliyorum. Smile ne oldu? Dikkatimi dağıtıyorsun. Antrenman yapıyorum. Hadi hemen giyinme odasına gidelim. Ne? Smile beni korkutuyorsun. Smile ben ne yapacağım? Bro sen burada bekle. Smile ne istiyorsun? Hadi ama çabuk söyle. Bak kızlar beni bekliyor. Diana neden benimle böyle konuşuyorsun? Beni sevmiyor musun? İnanamıyorum Smile. Neden bunu söyledin? Tabii ki seni seviyorum. Ama şu an antrenmanım var biliyorsun. Dikkatimi dağıtıyorsun. Sana önemli bir şey söylemek istiyorum ama yanlış anlama. Söz verir misin bunun için? Tamam Smile söz veriyorum. Seni yanlış anlamayacağım. Merak etme. Ben arkadaşımdan para almıştım ve bugün onu geri ödemem gerekiyor ama parayı spor ayakkabı almaya harcadım. Eğer aileme anlatırsam neler olur düşünebiliyor musun? Smile gerçekten buna inanamıyorum. Neden arkadaşından para aldın? Şaka falan mı yapıyorsun? Benim de yanımda fazladan param yok. Şimdi sana para vermem imkansız. Bana yardım edebilirsin. Bak eğer balo için topladığım parayı verirsen işimi görürüm ve 3000 dolara ihtiyacım var sadece. Ne diyorsun?
Smile, nasıl böyle bir şey söyleyebilirsin? O parayı okuldaki bütün öğrencilerden topladık. O benim param değil. Bunu biliyorsun. Üzgünüm, erkek arkadaşım olsan da bunu yapamam. Diana, neden bağırıyorsun? Senden sadece borç para almak istiyorum. Beni dinle Smile. Sana başka insanların parasını veremem. Zaten bu para benim değil. Tamam, öyle olsun. Ama eğer bana borç vermezsen ne olacağını biliyor musun? Ceza alacağım. Bunun nedeni ne? Senin para vermemen. Smile, ne diyorsun? Neler oluyor? Şaka mı yapıyorsun yoksa ciddi misin, anlamadım. Böyle yaparsan aileni ararım ve onlara her şeyi anlatırım. Hayır Diana, ailemi aramana gerek yok. Para vermeyeceksen verme. Ben de 2 ay evden çıkmam. Tamam Smile, beni bekle. Ne oldu? Dinle Smile. Eğer bu parayı sana verirsem ne zaman bana geri ödeyebilirsin? Teşekkürler. Baloya daha 2 ay var. 2 ay sonra sana 3000 değil 6000 vereceğim. Emin misin Smile? Evet, eminim. Tamam Smile. Bak, mükemmel bir balo yapacağız. Şimdi sana ne yapman gerektiğini anlatacağım. Kutu spor salonunda ve ağzı kapalı. Bu yüzden parayı delikten çıkarman lazım. Sen parayı al. Biz bu kutuyla para toplamaya devam edeceğiz. Anladım. 2 ay sonra sana 6000 vereceğim. Hiç merak etme. Hayır Smile, fazladan para vermene gerek yok. Aldığını ver. Teşekkürler Diana. Tamam Smile, gidiyorum. Smile, bana her şeyi anlat. Tamam, sorun çözüldü. Diana balo için topladığı paradan borç vermeyi kabul etti. Smile, sen delirdin mi? O para onun değil. Ya bros, inanamıyorum. Ne diyorsun? 2 ay sonra ona 6000 vereceğim işte. Aferin size kızlar. Çok iyi gidiyorsunuz. Şimdi bana dönün ve devam edelim. Hadi egzersiz yapıyoruz. 1, 2, 3, 4. Tamam, herkes bana baksın. Böyle devam ediyoruz. Bros, başardım. Gereken parayı aldım. Bak. Harika. Hadi ama toplamama yardım et. Kızlar, devam edelim. 1, 2. Bana bakın, dikkatinizi dağıtmayın. Bana bağırma. Aileme söylemene gerek yok, merak etme. Evet kızlar, bugünlük yeter. Çok havalı bir antrenman oldu. Teşekkürler. İyi iş çıkardınız. Kızlar, hadi bakalım. Şimdi üstümüzü değiştirelim. Sonra da eve gidelim. Beni dinleyin arkadaşlar. Kutuya bu kadar fazla para attığınız için teşekkür ederim. Başıboş hayvanlara mama alacağız. Küçük köpekler de çok sevinecek. Şimdi artık parayı sayalım. Hadi. Vay be. Hadi sayalım. Tamam. 100. 200. 300. 400. Aa, kızlar baksanıza. Cici, ne kadar çok para toplamışsınız. Evet Cici, aferin size. Gerçekten çok havalısınız. Artık hayvanlara mama alabilirsiniz. Evet, tam 10.000 topladık. Bize de neredeyse herkes balo için para verdi. Herkes havalı bir parti istiyor. Hadi biz de parti için topladığımız parayı sayalım. Evet, hadi. Neden parayı şimdi sayalım ki? Daha bütün öğrencilerden para almadık. Dayana, ne kadar topladığımızı öğrenmek istiyoruz. Hadi parayı sayalım. Evet, saymalıyız. Hayvanlar için toplananla parti için toplanan parayı karşılaştırmalıyız. Kızlar, ben parayı şimdi saymak istemiyorum. Biz de balo için toplanan parayı merak ediyoruz. Evet, hadi bakalım. Hadi. Arkadaşlar biliyorsunuz, 3000 dolar falan topladık. Neden şimdi parayı sayalım ki? Ben aklımda saydım. Dayana, hadi parayı sayalım. Hadi parayı sayalım. Hadi parayı sayalım. Saymak mı istiyorsunuz? Beklesek olmaz mı? Hayır. Tamam o zaman, hadi kutuyu açın. Ben eminim kesinlikle kutunun içi para dolu olacak. Büyük bir parti vereceğiz. Ben de çok para verdim. Paraları saymaya hazır mısın? Evet. Tamam, hadi açalım. Diana, bu da ne? Bize öğrencilerin yarısı para verdi dedi. Diana, öğrencilerin yarısı para verdiyse nerede bunlar, söylesene. İnanamıyorum Diana, bizi kandırıyor musun? Bizim dışımızda kimse para vermedi mi? Hayır, 2 sınıftan da para topladık. Diana, para nerede? Hiçbir şey anlamadım. Neler Arkadaşlar, oluyor? Arkadaşlar, şimdi hepiniz beni dinleyin. Evet, kötü bir şey olduğunu çok iyi biliyorum. Ama Smile'a topladığımız paradan biraz borç verdim. Bana kızmayın. Ne? Niçin? Arkadaşlar merak etmeyin, parayı geri verecek. 2 ay içinde bütün parayı ödemiş olacak. Çok güzel bir balo partisi yapacağız. Olamaz Diana. Kızlar lütfen bana kızmayın. Diana, Smile bizden de borç para almak istedi ama ona para vermemiştik. Eğer geri ödemezse balo partisi yapamayacağız. Diana, eğer Bros senden yardım istese sen ne yapardın söyler misin? Eğer Smile parayı geri vermezse ben veririm, tamam mı? Merak etmeyin. Hoşçakalın arkadaşlar. Diana, seni dışarıda bekliyorum. Hey, parayı bir şekilde geri ödeyeceksiniz. Smile, onlara her şeyi anlattım. Tamam Smile, hadi acele etme.